Benzer bir vurguyu sigara içenler için yapmak istiyorum. Hı hı. Sigara içen genç erişkinlerde risk, ağır hastalık riski, 60 yaş üstü insanlar kadar artıyor. Sigara içen genç erişkinler, dikkat, sigarayı bırakmak için bundan daha iyi fırsat olamaz. Kötü alışkanlıklardan vazgeçmek için bundan daha iyi fırsat olamaz. Lütfen sigaradan uzaklaşın çünkü içtiğiniz sigara sizdeki ölüm oranını ve ağır hastalık oranını 60 yaş üstü kadar artırıyor. Arttırıyor. Bugün Çinde de. Erkeklerin ve İtalya'da da tabii ki daha fazla ölmesinin sebebi sigara diye düşünülüyor. Ve Çünkü koa hastaları hocam? Sigaradan o, mütevellit. Baksanıza. Koa hastaları enteresan. Orada e, tansiyondan çok sonra geliyor. E, ilginç bir durum var. Ama gerçek rakamları henüz elde edemedik. Bunlar ilk bulgular. Tabii. Hocam bakanımızın açıkladığı vefat eden e, vatandaşlarımızdan birisi koa hastasıydı. E, şu Söyle anda ama. Türkiye'deki ölümlerde bu ikincil hastalık dediğimiz, komorbidite dediğimiz durum son derece etkili. Zaten evet. ölen genç kızımız da sağlık personeli olan kızımız da Allah rahmet eylesin. O da yine romatizm hastalığından dolayı bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullandığı için bu kadar ağır seyreden bir vaka. onun e, yaşı o zaman 33 iş değil işte 63 oluyor ya da 70. Risk oluyor. artıyor risk bu tarz artıyor. hastalarda. Yani bağışıklık <laughs> sistemini baskılayan ilaç kullanıyorsa <laughs> diyabeti, tansiyonu, yüksek tansiyonu, kalp damar hastalığı varsa bu hastalarda ya da kemoterapi kullanıyorsa risk artıyor. Dolayısıyla bu hastalara biz gözümüz gibi bakmalıyız. En çok bunları sakınmalıyız. Bu hastalara iyi bakmazsak olmaz. Toplumsal sorumluluğumuz var. Tekrar gelip aynı yere dayanıyor ama bu hastalar mecbur oldukları için dışarı çıkıyorlar. Dışarıda bir insan görüyorsanız 65 yaş üstünde belli ki tedavisi için bir yerlere gidiyor. Sakın ha sakın incitmeyin onlara yardım edin. Lütfen.